Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimize şöyle güzel bir bebe yünümüz var onunla çıkartacağız. Şöyle orta kalınlıkta bir ip 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve şık görünen bir model. Umarım siz de beğenir benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmek. Sonuna 5 ekliyoruz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ilmeklerimi hazırladım. Şu şekilde arka yüzünde de bir sıra ters ördüm. Şimdi modelin birinci sırayı ön yüzünde başlayacağız. İlmek sayımız dediğim gibi şöyle 6 6 sonuna 5 ekliyorum. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını 6 ve 6'nın katları ayarladıktan sonra sonuna 5 ilmek ekleyeceğiz. Şimdi modelimizin Birinci sıra ön yüzündeyiz. Ben lastik yapmıyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimden sonra 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördük. Daha sonra bu 3 ilmekte ne yapıyoruz? Birinci ilmeğimi bir kez ördüm şişimden çıkarmadım. Bir doladım, bir kez daha ördüm. Yani bir ilmekten üç ilmek çıkardım. İkinci ilmeğimi de aynı şekilde yapıyorum. Bir ördüm, bir doladım, bir kez daha ördüm. Üçüncü ilmeğimizi de bir kez ördüm düz olarak, bir doladım, bir kez daha düz ördüm. Yani bu üç ilmeği bu şekilde yaptık. Bir ilmekten üç ilmek çıkardık. 1 2 3 ilmeği aynı şekilde ördük. Buraya kadar bir model. Şimdi 3 ilmek tekrar düz yaptım. 3 ilmek düz ördüm. Şöyle yine sıradaki 3 ilmeğimizde burada yaptığımız artırma işlemini yapıyoruz. İlmeğimi bir kez düz ördüm. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Bir doladım. Bir kez düz ördüm. Bir doladım. Bir, doladım, bir kez daha ördüm. 3. ilmeğimi de aynı şekilde ördüm, doladım, bir kez daha düz ördüm. Sıradaki 3 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde birinci sıramı kurmuş oldum. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters. Ön yüzünde düz ördüğüm 3 ilmeğimi ters örerek tamamladım. Sıra geldi şu artırma yaptığımız 3 ilmeğe. Bunları da bakın 1 2 3 üçlü olarak şöyle grup halinde aldım. Düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Üçlü olan ilmeğimi aldım, düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Bu ilmeğimi de yine şöyle üçlü aldım, düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Sıradaki üç ilmeğimi ters örüyorum. Yine bu artırma yaptığımız ilmekleri üçünü bir aldım, düz ördüm. Üçünü bir aldım, düz ördüm. Üçünü bir aldım. Şöyle düz ördüm tek ilmeğe düşürdük yani tekrar kenarda kalan 3 ilmeğimi de ters ördüm kenar ilmeğimi de ördüm üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldığım bütün ilmeklerimi düz örüyorum 3. sıra ön yüzünde ilmeklerimizin hepsini düz örerek devam edelim. Farklı bir işlemimiz yok. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım dördüncü sıra arka yüzünde yine ilmekleri olduğu gibi yani ters örüyoruz bütün ilmeklerimi. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sırada ne yaptıysak aynısını yani. İlk 3 ilmek düz. Düz olan ilmeklerimi yine düz ördüm. Bu 3 ilmeğe gelince yine artırma olarak yapacağız. Bakın, bir kez ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir doladım. Bir kez daha aynı ilmeği düz olarak ördüm ve şişimden çıkardım. Sıradaki ilmeğimi de yine aynı şekilde yapıyorum. 3 ilmeğimizi bu şekilde tamamladık. Aradaki düz 3 ilmeği de düz olarak örüyorum. Yine geldik bir ilmekten 3 ilmek çıkarmaya. Bir kez ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ördüm. Şişimden çıkardım. Düz ördüm. Bir doladım. Tekrar aynı ilmeği düz ördüm. Şişimden çıkardım. Kenarda 3 düz ilmeğim. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Beşinci sırayı da bu şekilde yaptık. Altıncı sıraya gelince kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters ilmek ördüm. Devamındaki şu arttırma yaptığımız, bir ilmekten 3 ilmek çıkarttığımız kısma geldik. Şöyle 1 2 3 üçlü olarak aldım ve düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Üçlü olarak aldım, düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Sıradakini de aynı şekilde 3 ilmeğimi de tekrar 3 ilmeğe düşürdüm. Yani artırdığımız ilmekleri tekrar kesmiş olduk arka yüzünde. Arada 3 ters ilmek, 3 düz ilmek öreceğiz şu şekilde üçlü üçlü alarak. Kenarda 3 ters ilmeğim var bir de kenar ilmeğimi ördüm. 7. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi ters, pardon düz örelim. 7. sıra ön yüzünde ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. 8. sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modeli bir kez kurmuş olduk. İkinci kez model kurulumunda modeli kaydıracağız arkadaşlar. Aradaki boşluğa şu artırma işlemi yaptığımız ilmekleri kuracağız. Evet. Sıramı tamamladım. Bakın model şöyle yavaş yavaş görünmeye başladı. Kabarık kabarık şöyle çok güzel bir model. Şimdi modeli kaydırarak bir kez daha başlayalım. Nasıl kurulacağını göstereyim modelin kaydırarak birinci sırasını beraber kuralım. Şu aralara kaydıracağız. Şuradaki bakın artırma yaptığımızı şuradaki 3 ilmeğe yapacağız. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. İkinci kez kuruyoruz modeli kaydırarak. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Tekrar düz ördüm. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkardım bir ilmek düz bir doladım tekrar düz ördüm bu üç ilmeğimi aynı işlemler yapıyorum üç ilmeğimi bu şekilde tamamladım şimdi buradaki üç ilmeğe gelince düz olarak örüyoruz bir iki üç sıra buraya geldi bir kez düz ördüm bir doladım bir kez daha düz ördüm Şöyle ipimizi tellendirmeden alalım. Bir düz ördüm, bir doladım, bir kez daha düz ördüm. Bu ilmeğimi de aynı şekilde yapıyorum. Modeli kaydırmış olduk bakın. Aynı işlem. 3 düz ilmek görüyoruz şimdi. Kenarda kalan bu 3 ilmeğimi de yine artırma işlemi. Evet. Şöyle bir artırdım, bir daha düz ördüm, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Bakın modeli kaydırmış olduk. Şöyle göstereyim. Şuradaki kısmı buraya kaydırdık bakın araya 3 düz ilmek burada bu işlemi buraya kaydırdım model böyle devam edecek aşağılarda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız Evet umarım anlaşılır olmuştur bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var şöyle göstereyim bakın model böyle devam edecek önce şöyle Birinci model kurulumunu böyle yaptık. İkinci model kurulumunda tekrar kaydırarak kurduk. Üçüncü kez kurarken de birinci modelde nasıl yaptıysak üçüncüyü de aynısını yapıyoruz. Şu şekli şurada yapıyoruz. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz gayet güzel, şöyle kabartmalı, harika bir dokusu var. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Ben bunda lastik kullandım bu parçada. Şöyle tekstil tipi lastik yaptım bunda da. Dediğim gibi siz de istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz yapacağınız örgüde. Bu modelden Yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Her türlü örgü projelerinizde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. Şöyle lastiksiz başlarsınız bebek battaniyesinde. Daha sonra etrafını oyalayarak tamamlanır model. Dekoratif yastık olarak yapabilirsiniz. Çanta yapımında kullanabilirsiniz. Yani dediğim gibi her şeye uygun güzel bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.